Salgının etkisinde kısıtlamalarla başladık yıla. Uzaktan eğitim devam etti, hasret bir türlü bitmedi. Ama İletişim Fakültesi bu şartlara da uyum sağladı. Online eğitimlerle öğrenmeye devam ettik. Sektörün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturduk. Ercan Kesalı Teams'te Hakan Yılmaz'ı Instagram'da ağırladık. Çevrim içi söyleşilerle her hafta başarılı bir televizyoncu ile buluştuk. Dünyanın Ritmi programı ile farklı coğrafyaların müziklerini dinledik. Kamuoyu iletişim birimi olarak 10 oturumluk bir workshop programı yaptık. Hep evde kalmadık, dışarı çıktık, haberler yaptık, filmler çektik, öğrenmeye ve üretmeye devam ettik. Bu zorlu süreçte bile fakültemizin öğrencileri ödüllerle hepimizi gururlandırdı. Radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencilerinden Hasan Ete, Meryem Ana belgeseliyle 41. İfsak Kısa Film Festivali'nde en iyi belgesel dalında üçüncülük ödülünü kazandı. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında fakültemiz öğrencilerinden Cavidan Afandiyev, Eminenin Penceresinden Pandemi isimli çalışmasıyla radyo belgesel dalında birinci oldu. Esra Ecemanay, Bilardo isimli çalışmasıyla kısa film dalında ikincilik ödülünü, Feyza Evsek ve Murat Işıklı, Turizmde Sağlık isimli çalışmaları ile televizyon programı dalında ikincilik ödülü kazandı. Altlı İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Erencan Bektaş ve Baran Serdem Hazar Genç Kristal Yaratıcılık Yarışması'nda üçüncü oldu. Fakültemiz akademisyenlerinden araştırma görevlisi Mehmet Embe Gül ve öğretim görevlisi Gökhan Evece'nin yönetmenliğini üstlendiği İz Bırakanlar belgeseli yayına girdi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesince hazırlanan ve yönetmenliğini öğretim görevlisi Gökhan Evece'nin, danışmanlığını ise Profesör Doktor Emine Uçar İlbuğa'nın yaptığı Pandemi Akademi belgeseli yurt içinde ve yurt dışında ödüller almaya ve gösterilmeye devam ediyor. Üniversitelerin pandemiden dolayı kapandığı bir zamanda çekilen belgesel, pandeminin eğitim sürecine etkisini hatırlama üzerinden tartışıyor. Pandemi bitmese de aşılar sayesinde yüz yüze eğitim ihtimali doğdu. Uzun süre o kritik kararı bekledik ve nihayet Eylül'de yüz yüze eğitime başladık. 1,5 yıllık aranın ardından buluşmak hepimize çok iyi geldi. Dekanımız Profesör Doktor Figen Ebren bu buluşmayı bir partiyle taçlandırdı. Buluşma partisinde tüm fakülte kavuşmanın coşkusunu yaşadık. Sempozyumlara, seminerlere ev sahipliği yaptık. Kadının medyadaki yerini tartıştık, teknoloji bağımlılığını öğrendik, workshoplarla, uygulamalı eğitimlerle, uzmanları öğrencilerle buluşturduk. 2021'e unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun şarkılarıyla veda ettik. Barış Manço ile Bir Gün etkinliğinde Manço ailesi ve Barış Manço hayranlarını bir araya getirdik. Dileriz 2022, 2021'den daha güzel, daha verimli, daha eğlenceli bir yıl olsun.